Sağlıklı bilginin en doğru adresi Doktor Feridun Kunak Show bugün de dop dolu. Sağlıklı saçlara sahip olmanın doğal yolları nelerdir? Saç bakımı için evde uygulayabileceğiniz pratik bilgiler. Tüm hanımlar ekran başına kilitleyecek şampuan yapımı. Kolayca uygulayabileceğiniz saç dibi masajı ve yağ karışımları. Faydaları saymakla bitmeyecek hünnap sirkesi yapımı az sonra Doktor Feridun Kunak Show'da. Köşede otursaydı bir karlı dağ gibiydi, arkamızda dursaydı. Ah babam sağ olsaydı, köşede otursaydı bir karlı dağ gibiydi, arkamızda dursaydı. Evet sevgili kardeşlerim, maalesef üzücü bir haber. Bizim çok sevdiğimiz bir kardeşimizdi. Ankaralı olması nedeniyle de biz sık sık görüştüğümüz bir kardeşimizdi. Allah gani gani rahmet eylesin. Allah ailelerine sabırlar versin. Allah ölümünde herkese hayırlısını versin inşallah diyelim. Allah rahmetini bütün kardeşlerimiz için dileyelim. Ve ben bir şey arz edeyim. Sevgili kardeşlerim, Allah diyor ki canı ben verdim, ancak ben alırım. Kendi canınıza da, başkasının canına da savaş hali hariç, almak hiçbir zaman Allah'ın affetmeyeceği günahlardan. Sadece ve sadece intihar edenlerin o kadar büyük günah olduğu söyleniyor ki namazı dahi kılınmaması gerektiği söyleniyor. Ama hocalar şöyle bir fetva veriyor. İntihar etmek tamamen bir delilik işidir diyor. Yani o kişi delirmiştir, ondan yapar diyor. Yoksa delirmeyen bir kişi durup dururken kendi canını alamaz diyorlar. O yüzden deli bir insanın da namazı kılınacağı için intihar eden kişilerin namazı kılınıyor. Aman çocuklarımızı iyi eğitmemiz lazım. Bunları söylememiz lazım. Allah hayırlısını versin. Allah ölümün de hayırlısını versin. Namık kardeşimize de Allah gani gani rahmet eylesin. Gönlü bol, çok dost, güleç, sevecen bir arkadaşımızdı. Muayenehanemize gelirdi, bizim programımıza gelirdi. Bizleri güler geçirirdi, kırar geçirirdi gülmekten. İç dünyası farklı insanların. Allah rahmet eylesin diyelim. Üzücü bir haber, biz söylemek istemezdik ama bizim sevdiğimiz bir kardeşimiz olduğu için, sık sık görüştüğümüz için vermek istedik, duyurmak istedik. Kendisine rahmet okumak istedik hep beraber. Evet sevgili seyircilerim, bugün sizlere çok güzel hazırlıklar yaptık. Niçin hazırlıklar yaptık? Hem erkeklerin hem hanımların en çok görünen organı saçları ile ilgili konuşacağız bugün. Saçlarımızla ilgili, saç insana moral verici özelliği var. Beyazladığı zaman içimizin burulduğu ya da döküldüğü zaman ciğerimizin yandığı, gür olduğu zaman da şöyle saçlarını attıra attıra dolaşan kızları düşünün. Genç kızlarımızı düşünün ya da evinde dolaşan hanımı düşünün. Bu bir güven vesilesi. Erkeklerde de öyle şimdi çok şey. Dün akşam çok sevdiğim bir kardeşimin yanındaydım. Daha doğrusu söyleyeyim, Berna'nın babasıyla beraberdik. Çok güzel et yaptım hocam, illa gel dedi. Biz de beraber top oynuyoruz, bizim buradaki ekibimizle beraber. Toptan eve dönerken hocam ne olur et yaptım dedi. O et de kurban eti. Ne olur gel dedi. Peki gittik, et yedik filan. Ona dedik hocamla hatıra olsun bir fotoğraf çektirelim dedi. Şimdi bir tane çektiler. O dedi, olmamış dedi. Dur ben gidiyorum dedi. Nereye gidiyorsun? Bir baktık saçlarını düzeltmeye. Yani saç çok önemli sevgili kardeşlerim. Erkeklere, kadınlara fark etmiyor. Herkes bir şeyini
onda gösteriyor. Muhakkak ilgisi, alakası var. Biz de bugün size saçlarınızı denendi beyazlamasına mani olucu. Saçların beyazlamışsa rengini kısmen düzeltiyor. Sıfır numara değil. Hiç böyle bir dünyada böyle bir şey yok, haberiniz olsun. Söyleyenlere inanmayın. İçinde boya maddesi varsa oluyor ama dibinden gene çıkıyor. Bizimki köküne yönelik yapılacak. İşte bu cevizlerden, bu ceviz yaprağından tam zamanı şimdi, bak tam zamanı. Bu hafta gittik, çekimler yaptık. Nerede? Kırşehir Mucur'da çekimler yaptık. Kırşehir Mucur'da komutanıma, Meral öğretmenime, Eyüp komutanıma çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta onları yayınlayacağız, gene konuşacağız. İnanılmaz güzel çekimler yaptık size cevizle ilgili. Onların bahçelerinden aldık bunları, kendi ellerimizle topladık. Bu cevizi anlatacağız size. Bu ceviz yapraklarını kendi ellerimizle kopardık Kırşehir Mucur'dan. Kırşehir'in, Mucur'un cevizi çok meşhur. Şimdi o eskiden biraz sert olurdu şey. Şimdi iyice eğitmişler cevizleri, yani cevizleri de aşılamışlar. Çok güzel hale getirmişler. Türkiye ceviz hususunda dünyada üçüncü olmuş. Çok güzel cevizler üretiliyor. Cevizi artık hepimiz yememiz lazım. İnşallah önümüzdeki günlerde fiyatları biraz daha ucuzlayacak. Çünkü Türkiye çok üretiyor. Çok da güzel bir şekilde gönül vermişler var. Hepsini anlatacağız size. Çekimlerini de yaptık. İşte bu ceviz yapraklarından size anlatacaklarımız var. Tam zamanı, bakın her yerde bulabilirsiniz. Kime söyleseniz hemen bulabileceksiniz. Tam zamanı kaçırmayın. Bu cevizin kabuğu, dış kabuğu. Yani ceviz bunun içinde oluyor, bakın böyle. Buradan çıkarılıyor. Bakın burada da hazırları var. Bir tanesini açalım. Bakın böyle. Ceviz bunun içinden çıkıyor. Rabbim ne kadar saklamış bu. Ne kadar kıymetli bir şey ki. Önce buna saklıyor. Ondan sonra sert şu tahta gibi içine saklıyor. Hepsinde ayrı nimetleri var. Hepsini size anlatacağız, güzelce göstereceğiz. Saçlarınızın beyazlamasına mani olucu bir karışım yapacağız. Tabii bu arada soğanımız, sarımsağımız var, ısırganımız var. Hepsini anlatacaklarımız var, kaçırmayın. Daha sonra saçlarınızın böyle güzel, parlak olması için bir losyonumuz var. Yine ceviz kabuğundan yapılmış. Bir başka karışımımız daha var. Biberiye'den, ısırgan yaprağından, lavantadan yapılmış bir karışımımız var. Bir de saçlarınızı, hepiniz şampuan kullanıyorsunuz, saçlarınızı yıkamak için kullanıyorsunuz. O şampuanınızı güzel hale getirebilmek için, daha iyi hale getirebilmek için bir karışım yapacağız size. Hepimiz kullanıyoruz, biz de kullanıyoruz. Ama bu şampuanların bir sürü yan etkileri olabiliyor. Saçlarınızla ilgili sıkıntılar olabiliyor. O anda iyiymiş gibi oluyor ama istikbale dönük sıkıntılar oluyor. İşte onların içine çok güzel karışımlar yapıp şampuanlarınızı organik hale getireceğiz, doğal hale getireceğiz. Bu ne? Bu ne? Hünnap. Hünnap da tam zamanı, tam zamanı. Bununla ilgili de anlatacaklarımız var. Bununla ilgili sirke yapacağız şimdi. Hünnap sirkesi yapacağız. Sevgili kardeşlerim, Rabbim verdiği bir mucize. Bunu da anlatacağız size. Kırmızı biberle sirkeden size çok güzel saçla ilgili, bilhassa saçları dökülenlere bir mucize yapacağız. Biraz sonra bunları da hazırladık. Serap Hanım'ın uyguladığı çok değişik bir şey var. Dedi ki ben illa bunu seyircilerimle paylaşmak istiyorum dedi. Hardal tozuyla size anlatacağı bir şey var. Bakın böyle beyaz hardal tozuyla anlatacağı bir nimet var. Biraz sonra göstereceğiz. Avokado yaprağı ve bıldırcın yumurtasıyla hazırladık. Sevgili kardeşlerim, o kadar dolu dolu hazırladık ki hangisini yetiştirsek hepsini anlatacağız elimizden geldiği kadar. Ne olur eşinize, dostunuza hemen telefonlara sarılın. Lütfen bu karışımları kaçırmayın. Bu karışımları yapıp da saçlarını düzelmeyen bizi arasın, istediğini söylesin. Sevgili kardeşlerim, neler söylüyoruz? Diyoruz ki fotoğraflarınızı çekip bize yollayınız. 10 tane kardeşimiz yolladığı zaman onlara ayakkabı hediye ediyoruz. Biraz sonra onu göstereceğiz. 0532 113 99 98 telefon numarasına yolluyorsunuz. Bu hafta Kırşehir Mucur'daydık. Önümüzdeki hafta Amasya'ya gidiyoruz. Amasya nereye gidiyoruz? Amasya Taşova ilçesi Bağlıca Köyü Belediyesi ile Bora Boy Belediyesi köyüne gidiyoruz. İki tane belediyemiz bizi çağırdılar. Biz de kırmadık, ikisini birleştirdik. Kendilerine gidiyoruz. Böyle karşılıklıymış, yakınmış zaten araları. Kendilerine gideceğiz. Oradaki kardeşlerimizle konuşmalar yapacağız. Oradaki görüntülerimiz var. Onları konuşacağız. Hepsiyle çekimlerde yapacağız inşallah. Bu hafta, inşallah hafta sonu Amasya Taşova ilçesi Bağlıca Köyü ile Bora Bay Belediyeli köylerine, iki belediye de bizi çağırdı. Sağ olsunlar, kendilerine gidip konferanslar vereceğiz, konuşacağız. Oradaki kardeşlerimize elimizden geldiği kadar bakacağız. Oranın güzelliklerini size çekeceğiz, anlatacağız. Her hafta bir yere gidiyoruz. Elimizden geldiği kadar yetiştirmeye çalışıyoruz. Sevgili kardeşlerim,
Biz program bittikten sonra da burada 5 tane kardeşimize bakıyoruz, yardım ediyoruz. Şöyle yap, böyle yap diye yön gösteriyoruz. Eğer sizler de gelmek istiyorsanız muhakkak gelmeden önce bize filminizi ve en son kullandığınız ilaçlarınızı alıp telefon edip randevu alıp buyurup geliniz. Her zaman başımın üstünde yeriniz var. Ben gelemiyorum, nasıl ulaşacağım bu hocaya diyorsanız hemen size söylüyoruz. www.feridunkunak.com.tr'ye girerseniz, telefon numaranızı yazdırırsanız bizim ekip sizi hemen arayacak, derdinizi dinleyecek. Biz tekrar konuşup size dönüp bilgi vereceğiz. Sadece ve sadece telefon numaranızı bırakmanız yeterli. Hiçbir bedel yoktur, hiçbir karşılık yoktur, hiçbir ücret yoktur. Tamamen hizmet amaçlı kurulmuş. Yaklaşık 6 tane kardeşimiz bu işte görevlidir. Siz yeter ki arayın, biz size destek olacağız, yardımcı olacağız. Her zaman olduğu gibi ayakkabılarımızı vereceğiz. Ayakkabılarımı kazanabilmenin şartı ne? Şifremizi bilmeniz. Haydi bismillah, sabah jimnastiğimizi yapalım. Canlı canlı, heyecanlı heyecanlı. Enerjimizi tazeleyelim, kendimize bir gelelim. Ondan sonra hareketleri yapacağız. Bugün Altındağ Belediye'mizden geldi kardeşlerim. Hoş geldiler, sefa geldiler. Evet, ellerimize belirli ısı ulaştıktan sonra sağ elimizi tepemize, sol elimizi göğsümüze koyduk. Derin derin nefes aldık. Her nefes aldıkça bedenimize iyilik, güzellik, huzur, mutluluk dolduğunu hissediyoruz. Rahatlıyoruz, rahatlıyoruz, rahatlıyoruz. İyilikler oluyor, güzellikler oluyor, mutluluk oluyor. Oh şükür ya Rabbi, çok şükür ya Rabbi, çok şükür ya Rabbi. Dedikten sonra boynumuzla başlıyoruz. Gidebildiği kadar sağa gitsin, gidebildiği kadar sola gitsin. Gidebildiği kadar sağa gitsin, gidebildiği kadar sola gitsin. Sağ, sola, sağ, sol, sağ, sola, sağ, sol, sağ, sola. Harikasınız. İyice geriye, iyice öne. İyice geriye, iyice öne. İyice geriye, iyice öne. İyice geriye, iyice öne. Olduğunuz yerden sağa eğ, sola eğ. Sağa eğ, sola eğ. Sağ, sol. Boyun fıtıklarına, boyun ağrılarına mükemmel bu hareketler lütfen çokça yapınız. Hanım kardeşlerimizin şuradaki fibromiyalji denilen sıkıntılar için kaldır 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 bırak 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 bırak. Kaldır 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 bırak 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 bırak. Kaldır 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 bırak bırak. Şimdi olduğu yerde çevir şöyle. Çevir. Çevir 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 çevir. 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 Tersine çevir. Tersine çevir. Tersine çevir. Tersine çevir. Tersine. Bunu sık sık yaparsanız hanım kardeşlerim fibromiyalji denilen dertten, sıkıntıdan kurtulursunuz, aklınız olsun. Bir hareket daha göstereyim. Ellerinizi şöyle birleştirin. Bu da sırt için, fibromiyaljiler için çok önemli. Aç 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 aç. Burada özellikle dirsekler birleşsin şöyle. Heh, birleşsin. Aç 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 aç. İçi geril şöyle. Geril. Kapat. Geril 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 geril. Kapat. Bunu sık sık yapınız. Geril geril geril. Kapat kapat. Hadi yukarıdan elmalar, armutlar toplayın bakalım. Uzanın uzanın uzan uzan uzan. Uzan 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 uzan. Çok güzel elmalar olmuş. Hadi toplayın bakalım iyice. Eller havadayken gidebildiği kadar sağa gidelim. Gidebildiği kadar sola gidelim. Sağ, sol, sağ, sola, sağ, sol. Elleri enseye koyduk, elleri enseye koyduk. Dönebildiğimiz kadar sağa dönelim. Dönebildiğimiz kadar sola dönelim. Sağ, sol. Sırt için, bel için hareketler yapıyoruz. Sol, sağ, sola, sağ. Şimdi olduğunuz yerde durun böyle kardeşim. Eğilebildiğiniz kadar sağ, eğilebildiğiniz kadar sola. Sağ, sola. Sağ, sol. Sağ, sola. Sağ, sol. Çok güzel. Şu karın bölgesi için yapacağız, bel için yapacağız. Hep beraber öne eğileceğiz, hep beraber geriye gideceğiz. Eğile, 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 eğile. İyice geriye, 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 geriye. Eğile, 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 eğile. İyice geriye, geriye, geriye. Eğil, 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 geriye. Eğilirken nefes ver. Geriye giderken nefes al. Eğilirken nefes ver. Geriye giderken nefes al. Ver nefes. Al nefes. Ver nefes. Al nefes. Harikasınız. Şöyle rahatla nefes, rahatla nefes. Altındağ Belediyeli kardeşlerime çok teşekkür ederim. Çok güzel yaptınız hareketlerimi. Çok sağ olun. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Geldik en önemli hareketimize. En önemli hareketiniz, en önemli jimnastiğiniz ruhunuzun jimnastiği can kardeşler. Ruhunuz iyi olmadı mı hiçbir şey iyi olmaz.
Ruhunuzun iyi olması da nereden geçer? Şükürden geçer. Daima kendiniz yapıyorsunuz biliyorum ama çocuklarımızı alıştırmamız lazım. Çocuklarımızın işi zor. Niye zor? Televizyonlar bir taraftan, bilgisayarlar bir taraftan, ortalık bir taraftan. Hayatı hep öyle zannediyorlar. Hep televizyondaki gibi zannediyorlar. O yüzden onlara şükretmeyi, elindekileriyle mutlu olmayı öğretmek lazım. En önemli şeylerden birisi ne biliyor musunuz kardeşlerim? Elinizdekine sahip olup şükretmek. Onu ne zaman anlıyorsunuz? Elinizdekini kaybettiğiniz zaman anlıyorsunuz. Bu yüzden Allah gördüğümüzden ayırmasın. Bütün verdiklerine sonsuz şükürler olsun Rabbim. Devletimi, milletimi, ailemi, konumu, komşumu hepsini koru. Beni koru. Nazarlardan, belalardan, kötülüklerden, pisliklerden, ailemi, çoluğumu, çocuğumu, konumu, komşumu, sevdiklerimi ve devletimi, milletimi koru. Sana sonsuz şükürler olsun diye bu şükrünüzü çocuklarınızın yanında sık sık tekrarlayınız. Onlara da şükretmeyi ailesine, etrafına ve devletine, milletine dua etmeyi öğretiniz kardeşlerim. O zaman her şeyler güzel olacak. O zaman her şeyler iyi olacak. Sakın ihmal etmeyiniz dedikten sonra diz için, kalça için, bel için önemli hareket yapıyoruz. Çek, bırak, çek, bırak. Çekiniz, bırakınız. Çek, 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 yana aç, getir, bırak. Çek, yana aç, getir, bırak. Çek, yana aç, getir, bırak. Bel için, kalça için, diz için önemli hareket aklınızda olsun. Çok basit, çok kolay. Ama lütfen yapınız. Öbürüne yapalım şimdi. Çek, bırak. Şikayetleriniz varsa siz 10'ar tane yapınız bunu. Çek, bırak, çek, bırak. Çek, yana aç, getir, bırak. Diz protez ameliyatı olan olmayan herkes yapabilir. Çek, yana aç, getir, bırak. 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 Evet sevgili kardeşlerim. Bu hareketleri ne kadar çok yaparsanız işler o kadar iyi. Bunları yaptıkça vücudunuz kendine gelir, uyanır. Ne olur yapmayan kardeşleri de ikaz ediniz. Lütfen sabahları bizim bu programda yapsınlar bu hareketleri. Vücutların kendine geldiğini, ruhlarının dinginleştiğini unutmasınlar, görecekler zaten. Şimdi ayaklarımızı yapıyoruz. Ayağımız şişmesin, morarmasın, varis olmasın. İyice çek, iyice bırak. İyice çek, iyice bırak. İyice çek, iyice bırak. İyice çek, iyice bırak. Çek, bırak. Çekiniz, bırakınız. Çek, bırak. İyice çek, iyice bırak. Varis için çok önemli hareketler bunlar. İyice çek, iyice bırak. İyice çek, iyice bırak. Ayaklarımızı yapıyoruz. Ayaklarımızdaki hareketleri yapıyoruz. Çek, bırak. Çekiniz, bırakınız. Çek, bırak. Çek, bırak. Rahatla bırak, rahatla bırak, rahatla bırak, rahatla bırak. Kardeşler, hünnap neye yarıyor biliyor musunuz? Hünnapın neye yaradığını bilen var mı? Sorayım bakayım seyircilerime. Hünnap neye yarıyor? Hünnabı biliyor musun? Bu hünnap. Baharatçılarda genelde bunları böyle kurutulmuşları satılır. Kurutulmuşlarından kullanılır. Ama hünnap gördüğünüz gibi elma gibi böyle çok güzel bir nimettir. Erik gibi, elma gibi. Bilmiyordun. Bilmiyorum. Sizin yörenizde yok. Ben de bilmiyorum. Bilen var mı? Bilen bunun hakkında bilgi ver, bilen? Hiç bilmiyorsunuz. Bakın size çok güzel şey. Ne tanıttım? Bir alıcı tanıttım. Alıcı biliyordunuz ama alıcın sirkesi kalp için inanılmaz nimet. Ondan sonra ne tanıttık? Üvez. Üvez de aynı alıç gibi şeker hastaları kullanabilir, kalp hastaları kullanabilir, zayıflamak isteyen kardeşlerim kullanabilir. Hünnap da öyle bir nimet. Öksürüğünüzden tutun da, vücudun direncinin kırılmasından tutun da, kansere karşı koruyucu özelliğinden tutun da, kalp sağlığından tutun da inanılmaz bir nimet. Tam faydalanın, tam zamanı. Artık ülkemiz güzel, bakın böylelerini de satıyorlar. Eskiden sadece kurutulmuşunu satılıyordu, sadece baharatçıda bulabiliyordunuz. Ama artık böylelerini de bulabiliyorsunuz. Hünnap vücudumuzun direncini kuvvetlendirici. Maalesef birçok kardeşimiz bilmiyor, burada da olduğu gibi. Ve en önemlisi sevgili kardeşlerim, kansere karşı koruyucu özelliği var. Ve ben size diyorum ki kilo veremeyen kardeşler, şimdi sizinle beraber yapacağımız bu sirkeyi yapın. Hünnap sirkesini her gün sabah, öğlen, akşam hatta gece yatarken bir bardak suyun içine yaklaşık birçok kaşığı hünnap sirkesi koyacaksınız. Kilonuza çok fazla bir rahatlama olduğunu göreceksiniz. Hünnap
bağışıklık sistemini, yani sizin koruyucu sistemini güçlendiriyor. Gribe karşı, nezleye karşı koruyor. Biz bunu daha kolay olsun diye, saklaması kolay olsun diye sirke şeklinde anlatacağız. Sirkesini yaptığınızda çok faydasını göreceksiniz. Bilhassa bunu ezip ya da kurusunu çayını yaptığınız zaman 2-3 tane asitlenen 2 bardak suyun içine atıyorsunuz. 1 dakika kaynatıp 1 dakika demliyorsunuz. İçine biraz da limon sıkıyorsunuz. Öksürüğe karşı çok iyi geliyor. Aklınızda olsun. Soğuk algınlıklarına çok iyi geliyor. Hünnap vücudunuzun... bakın burada kurutulmuşları da var. Tamam, çok teşekkür ederim arkadaşıma. Bakın böyle kurutulmuşları. Bakın bu hale geliyor tabii kuruyunca. Bakın şu meyve kuruyunca bu hale geliyor. İçindeki o suyu çıkınca bu hale geliyor. Bunları ezip kurutup bunu suyunu içtiğinizde öksürüğe karşı çok iyi geliyor. Vücudunuzun direncinin kötülüğüne karşı çok iyi geliyor. Aklınızda olsun. Alıç, üvez, hünnap hemen hemen aynı grup. Tamamen doğal bunlar. Hani diyorsunuz ki aman o elmalar ilaçlı, bilmem neler şunu bununla. Bunlarda zerre kadar ne ilaç var ne kimyasallar. Allah'ın dağında o doğal ortamında yetişiyor bunları. Bunları ne ilaçlayan var, ne bakan var, ne de bilen var laf aramızda. Bu kadar altın dağlı kardeşlerimiz bilmiyor. İşte sizler biliniz diye getirdik. Lütfen hünnabın biliniz, kalp sağlığından tutun, kan dolaşımınızdan tutun, diş sağlığınızdan tutun. Vücudunuzun hastalıklara karşı korunma sisteminden tutun, kansere karşı tutun. İnanılmaz bir nimet. Ama en çok ben size diyorum ki zayıflamak isteyen hanımlar hem alıcı, bilhassa alıçtan ziyade üvezle bu hünnapı yapın. Kilo vermede inanılmaz faydalı, göreceksiniz neticesini. Ne yapıyoruz şimdi hemen anlatalım. Sevgili kardeşlerim. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Yaklaşık 1 kilo kadar hünnapı aldık. Yalnız bu hünnapları biraz böyle taze olduğu için bunları muhakkak ezip koymamız lazım. Ezmemiz lazım böyle. Ezmeden diri diri koyarsanız çok o kadar olmuyor. Ya da şöyle bakın, şöyle parçalayıp koymamız lazım. Diri diri koyarsanız, yani şöyle bütün bütün koyarsanız pek olmuyor. O zaman muhakkak ezin diyoruz. Taşla ezin ya da bir şeyle ezin, öyle koyun. Bakın şöyle koymanız lazım. Böyle koyarsanız olmuyor. 1 kilo kadar hünnap her yerde bulabileceksiniz. Aradığınız zaman bulacaksınız. Kardeşlerim böyle ezilmişlerini bakın şu şekilde çok kolay ezilebilir. Böyle ezilmişlerini şey yapacağız, atacağız. Ne kadar? 1 kilo kadarını şu şekilde ezip atıyoruz. Biz hata yapmışız. Yalnız önceden ezilmişini hazırlamamışız. Neyse, hazırlamayanları düşünerek böyle. Bu arada sevgili kardeşlerim, ekibime teşekkür ediyorum. Ben burada göründüğüm kadar çok güleççiyim ama çok da öyle bir kolay bir adam değilim. Biraz zor bir adamım. Bazı şeyler, hataları hemen böyle çok çabucak niye yaptın diyen bir adamım böyle. Benimle bu kadar... Benimle böyle geçinmek zor ama ekibime, başta yönetmenim olmak üzere bütün kameraman kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Her şeye karışırım kardeşim. Kameraman iyi çekmedi mi bir saat dırlanırım. Ben oradaydım da niye çekmedin de bak görüntü olmadı da yamuk oldu da niye böyle yapıyorsun derim. Allah razı olsun 5 senedir bir gün ama bir gün suratlarını ekşitmediler. Bir gün ama bir gün bana ters bir şey söylemediler. Hepsine çok teşekkür ederim. Hepsine Allah'tan razı olsun diyorum. Onlar için dua ediyorum. Onlar da benim için dua ediyor. Sizlere böyle güzel bir program sunmaya çalışıyoruz. Gönlümüzü vere vere bir program yapıyoruz. Haberiniz olsun. Onlara çok teşekkür ederim bütün ekime. Evet, 1 kilo kadar hünnabı... Bir kilo kadar hünnabı parçaladık. Senden bir şey istiyorum. Şu seyircilerime dağıt. Bir yesinler diğer kalanlarında hünnabın ne olduğunu görsünler. Şöyle yesinler. Çok enteresan bir nimet. 1 kilosunu kadar attık. Attıktan sonra ne yaptık sevgili kardeşlerim? Bakın ben size klasik olsun, öğrenelim diye hep aynı şeyler yapıyorum. 1 kilo kadar meyvenin içine 4 litre su koyuyoruz. 4 litre su koyuyoruz. Sevgili kardeşlerim, hünnabın olmuşları da olabilir. Yani sakın çürüdü zannetmeyin. İyice kahverengi gibi olmuşları da olabilir. Hünnap sirkesi inanılmaz bir nimet. Lütfen yapınız. 4 litre su koyduk. Ne koyacağız şimdi buna kardeşler? Sirke. Ağzınıza sağlık. Nasıl sirke olacak?
Doğal sirke olacak. Mümkün olduğu kadar doğal sirke olacak. Piyasadan da alabilirsiniz ama piyasadan aldığınızda neye dikkat edeceksiniz? Kimyasal işlemlerle çabucak asitleştirilmemiş sirke olsun. O zaman sirkeniz olmaz, niye olmadı demeyiniz. Dikkat ediniz, iyi bir sirke alınız. Yaklaşık bir bardak kadar sirke yeter mi? Yeter. Dün bir arkadaşım soruyor. Ya diyor, peki ben bir çay bardağı değil de bir su bardağı koysam ne olur? Daha iyi olur. Hiçbir şey olmaz. Daha çabuk olur. Daha çok sirkeyi koyarsanız hiçbir şey olmaz. Bu şekilde koyunuz. Bir bardakta bunu koyduk. Peki ben bir kilo değil de daha çok hünnap koysam ne olur? Hiçbir şey olmaz. İyi olur. Ama gerek yok. Bu bir kilosu da yeter. Diğerini ne yapın? Kurutun. Öksürükte kullanırsınız. Çayını içersiniz. Nasıl kurutacaksınız? Bir bezin üstüne sereceksiniz. Ya da şimdi kağıt havlularımız var biliyorsunuz. Kağıt havluların üstüne koyup güzelce bir yerde kurutacaksınız. Beğendiniz mi tadını? Güzel diyorlar Feridun Bey. Tamam. Beğenmişler. Hünnabı beğenmişler. Ne güzel. Elmaya mı benziyor? Biraz elma gibi. Evet, ben de yedim. Elmaya benzetmiştim tadını. Peki hiç tatmadığınız bir şey yediğiniz zaman ne yapmanız lazım? Hiç tatmadınız şimdiye kadar. İlk defa tadıyorsunuz değil mi? Evet. İlk defa. Kaç kişi ilk defa tadıyor? Birçok kişi. O zaman ne diyeceksiniz? Ne diyeceksiniz? Rabbim sana sonsuz şükürler olsun. Ne güzel. Bu nimetini de bana tattırdın. Sana sonsuz şükürler olsun. Verdiğin bütün nimetlerine, güzelliğine. Çok şükür bu güzel nimetini de bana tattırdın. Bunu da bana öğrettin diye Rabbinize şükredeceksiniz. Değişik bir şey tattığınız zaman. Evet, bismillah diye tuzunu da attık. Ne attık kadar? Mı? Bir çorba kaşığı kadar da tuz attık. Ama bir tatlı kaşığı attın şimdi sen. Ya kendimizi kaptırdık burada. Hı. Duygusal anlar yaşıyoruz. Sen neler diyorsun Serap Hanım ya? Biz ağlıyoruz buradan. Allah'ın böyle bir hadi. Alkışları da duydukça coştunuz. Tabii alkışları duydukça coştuk. Haklısınız, evet. Doğru. Bu arada benim tabii, alkışımı da kendi üstüne alındınız herhalde. Kıskandı. Yo, alkışımı da. Biraz önceki alkışlar banaydı aslında Feridun Bey de bir, ama. Bir beni alkışlayın, bir Serap Hanım'ı alkışlayın. Aşk olsun. Duy. Altın dağını kardeşlerim sizlere teşekkür ederim. Sevgili kardeşlerim. Harikasınız. Sirkemiz... Ben de seni alkışlayayım istersen. Mutlu olacaksan. ben de alkışlayayım. Mutlu. Ya beğenilmek, mutlu olmak insanın mayasında var. Tabii ki mutlu oluyoruz, şey yapıyoruz. Hele hele bir şeyler yapıp da onun neticesini aldığımız zaman çok mutlu oluyoruz. Mesela bu hafta sonu gittiğimizde komutanımın eşi Meral öğretmenim dedi ki, hocam ben çok şeyler biliyorum. Hakikaten gün geçirmiş bir öğretmen, bir de çok güzel eğitimci olarak uzun sene çalışmış. Mesela dedi, ben ömrümde dedi kiraz sirkesini hiç duymamıştım. Senden öğrendim de hocam dedi. Birçok sirkeleri ben bilmiyordum, senden öğrendim. Ne kadar mutlu etti beni. Yani bir değişik bir şey öğretebilmişim, şey yapabilmişim. Yani alkıştan ziyade şurada bir tane ama bir tane kardeşim şu kadar televizyondan bir şey öğrendi. Hay şu hocadan Allah razı olsun dediyse herhalde ben köşeyi dönerim diye düşünüyorum. Evet can kardeşler, hünnap sirkemiz hazır mı? Hazır. Bakalım, bekleyelim. Ne zaman olacak görelim. Sevgili kardeşlerim, sizler tarafından beğenilmek çok güzel bir şey. Ama. 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 Serap Hanım, bir araştırma yapılmış. Ne diyecektin, buyur. Yok, bir şey demeyecektim. Söyle. Yok. Uzar gider söylersem. Hadi söylemeyin. Ben evde seni arada bir alkışlayayım, çok mutlu oluyorsan. Alkışlayın tabii ya, Allah Allah. Arada ne var ya? Yani? Arada bir alkışlayayım böyle. Sevgili kardeşlerim. Şükürler olsun. Alkış sesi çok güzel bir şey. Şimdi sevgili kardeşlerim. Biz bir araştırma yapılmıştı. Yabancı Sorbonne Üniversitesi'nden bir hanımefendi geldi. Dedi ki, hocam sizinle tanışmak istiyoruz. Niçin tanışmak istiyorsunuz? Ben dedi, yabancı, biraz şivesi değişik. Yabancı bir hanımefendi. Ben dedi, Türklerle ilgili bir araştırma yapıyordum. O yüzden İstanbul'a geldim. Anket sonucunda ne gördüm biliyor musunuz hocam? Ne gördün? Türkiye'deki 50 yaş üstü hanımların %85'i seni tanıyor ve senin programını izliyor. O yüzden sizinle tanışmak istiyorum dedi. Bir daha söylüyorum. Türkiye'de 50 yaş üstü hanımefendiler, ablalarımın %85'i bizim programı seyrediyormuş ve tanıyormuş. Bu ne kadar büyük mutluluk bizim için. Ama gençler tarafından da beğenilmek,
genç kardeşler tarafından beğenilmek, onlar tarafından da izleniyor olmak çok inanılmaz mutluluk. Şey. Evet. Birkaç tane İstanbul'da üniversitelerde gidip konuşma yapmıştık. Geçenlerde de Ankara'mızda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Üniversitesi var. Bu üniversitenin Sağlık ve Biyomedikal Bilimler Topluluğu diye bir bölüm var. Yani sağlıkta, tıp alanında aletlerle, edevatlarla, şimdi aletler, mesela anjiyo yapan alet, MR çeken alet, bunların mühendisliği var. Biyomedikal mühendislik diyorlar. O bölüm öğrencileri dedi ki, hocam bize bir gelip konuşma yapar mısınız dedi. Ne kadar güzel ilgiyle izlediler. Ne kadar güzel program bittiğinde sorular sordular. İnanın sizlerden çok mutlu oluyorum. Alkışınızdan şuyun buyun ama onların alkışı, onların teşekkürü gençlerinki çok daha başka. Şöyle de güzel bir plaket verdiler. Her zaman gidiyoruz, bize değişik plaketler veriyorlar. İşte böyle plaketler. Nerede plaketlerimiz? Neyse, plaketler veriyorlar. Ama bu ne biliyor musunuz? Diyor ki, hocam size, bize gelip konuştuğunuz için, bize güzellikler yaptığınız için, sizin için diyorlar, Çanakkale Ulu Pınar Hatıra Ormanı'nda bir adet ağaç diktik diyorlar. Ömür boyu yaşayacak, ömür boyu benimle olacak bir şey yapmışlar. Bakın böyle plaketler. Bunlar da güzel, bunlar da güzel. Bu da ne? Gelişim Üniversitesi vermişti geçen sene bize. Bu ne? Bu da Fransa'da gittiydik. Fransa'da kültür toplantısı oldu. Orada vermişlerdi. Bu da Top Üniversitesi'ndeki kardeşlerin verdiği belge. Bizi inanılmaz mutlu ediyor. Görelim görüntüleri, beraberce izleyelim. Ondan sonra konuşacağız. Yöntemleriyle yaşam kalitesini bozan rahatsızlıklara, hastalıklara karşı geliştirdiği yenilikçi çözümleriyle hastalarının sorunlarına çözüm bulan son teknoloji tedavi yöntemlerini bitki bilimiyle birleştirip hastalarının yaşamlarında yeni ufuklar açan operatör doktor Feridun Kunak, interaktif bir oturum yapmak üzere şu an bizlerle. Çok güzel sözler söylediler benim için, sağ olsunlar. Ben kendimi tanıtayım. Ben Doktor Feridun Kunak, ortopedi ve travmatoloji uzmanıyım. Gazi Üniversitesi'nden ihtisas aldım. Daha sonra akupunktur üzerine çalışmalar yaptım. Akupunktur uzmanlığında. Kendim futbol oynuyordum. Futbol oynatma sırasında da çalışmalarım vardı ama daha sonra onu da eğitimini alarak spor hekimi oldum. 1982'den 2012'ye kadar milli takım doktoru yaptım. Futbol federasyonu doktoru yaptım. Daha çok genç milli takımla çalıştım. Söylersem biraz yaşım ortaya çıkacak ama Hakan Şükürler, Emreler, Sergenlere ben genç bir takımdayken doktorluk yaptım maalesef. Biraz yaşım ortaya çıktı, o yüzden söylüyorum. Evet kardeşlerim, spor hekimliğim, enerjilerle ilgili çalışmalarım var. Hipnozla ilgili çalışmalarım var. Bunlarla ilgili hepsinden birer diplomalarım var. Hafızayı güçlendirme açısından beynimize kan getirmemiz lazım dedik. Beyninize nasıl kan getireceksiniz sevgili kardeşlerim? Beyninize nasıl kan getireceksiniz? Yataktan kalkmadan önce başınızı birazcık aşağı doğru sarkıtınız. Nasıl yaptığınızı gösterelim. Şu yatağınızı kabul edelim. Yataktan uyandınız. Şu şekilde yapın. Biraz başınızı aşağı doğru deriniz böyle. Bir süre sonra elinize kan geldiğini hissedeceksiniz. Sabah uyanır uyanmaz ben ani kalktığımda başımda dönme oluyor diyen kardeşlerim mesela bunu bol yapsınlar. Annelerinize, babalarınıza bunu öğretin, bunu çok yapsınlar. Onlarda biraz daha damar tıkanıklığı olduğu için daha sıkıntı oluyor. Ama ben sizin gibi genç kardeşlerime ne tavsiye ediyorum biliyor musunuz? Bunu sık sık yapmaya çalışın, sık sık yapmaya çalışın. Sık sık yapmaya çalışın. Amuda kalkın kardeşlerim. Başınızın üstünde her gün 5 dakikacık, 3 dakikacık, 2 dakikacık şöyle bir yere koyun kendinizi. Şöyle amuda kalkın. İnanılmaz bir nimettir. Beyninize kanlı. Çok nimetli. Çok iyi çalıştığını göreceksiniz. Beyninizi sakın ihmal etmeyin can kardeşlerim. Annelerimiz bunu yapamazlar, şey yapamazlar. Sizler muhakkak yapın.
yapabilirsiniz. Ama annelerinize de başını sarkıtmayı öğretin. Ne olursunuz yataktan kalkmadan önce bir 5 dakikacık başını sarkıtsınlar, sakın ihmal etmesinler. Sakın sporu bırakmayınız. Spor yapmak çok önemli. Her gün sabah bir 5 dakikacık, 10 dakikacık bir spor yapınız. Bu spor öyle çok fazla ileri bir şekilde değil. Boynunuzu, belinizi, omuzunu hareket ettiren şekilde bir spor yapın. Kızlar bakıyorlar, ne yapıyorsun? Evet, hadi bakalım kolları çalıştırıyorum işte. Bunu gerginliğini arttırın daha sonra, biraz daha arttırın. Ayaklarınızla ilgili. Evet kardeşlerim, gördüğünüz gibi yapmak istedikten sonra her şeyler kolayca bulunabiliyor. Kadın çorabını lütfen ihmal etmeyin. Bir sandalyeyi takıp bu şekilde yaptığınız zaman inanılmaz faydasını göreceksiniz. Bağırsak ağrılarında, diz ağrılarında çok faydası var. Lütfen bunları yapınız. Bakın gördüğünüz gibi. İnanın o aletlerde de çok fazla bir özellik yok. Tamamen sistem buna dayanıyor. Sadece bütün kaslarınızı çalıştırmaya. Siz kadın çorabıyla da ona bir gerginlik verdiğiniz zaman çok daha mükemmel bir şekilde olabiliyor. Aklınız olsun. Sakın ihmal etmeyin. Böyle bir şeyleri yapabilirsiniz. Haberiniz olsun. Bakın dizleri çalıştırmak için, kalçaları çalıştırmak için. Bunları lütfen annenize, anneannenize öğretin. Bak ne kadar basit. Diz ağrısından, kalça ağrısından kurtulmanın çaresi. Oturduğu yerde. Diz ağrısı, bel ağrısı. Hemen bize bir sürü diyorlar ki, ay nasıl yaptın? Biz yürüyemiyoruz da. Hiç yürüme işte. İşte yürüme hareketi. Sabaha kadar yap bu hareketi. Hem yorulmuyorsun hem de eklemini çok güzel çalıştırıyorsun. Hem de yük veriyorsun. İnanılmaz faydalı. Omuz ağrısı çekiyormuş. İşte. Bakın hem de yük veriyorum. İstediğim gibi rahatlatabiliyorum. Sevgili kardeşlerim, bana bu imkanı verdiğiniz için sizlerle buluşturduğum kardeşlerime önce teşekkür ederim. Sizlere beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah faydalı olmuşuzdur. Sertifikasını vermek üzere Doktor Sağlık ve Biyomedikal Bilimler Topluluğu Organizasyon Komitesi üyesi Ahmet Ersin Meylan'ı sahneye davet ediyorum. Teşekkür ederim kardeşim. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Benim için çok güzel bir anaydı. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Biraz sonra sizlere saçlarınızla ilgili çok güzel anlatacaklarımız var. Onları hemen anlatmaya başlayacağız. Evet, telefonumuz ne bu telefon? Bu telefon şu. Bizim programı seyrediyorlar. En az 10 tane fotoğraf çekiyorlar. Yani 10 ayrı kişi fotoğrafını çekiyor. Bize yolluyorlar. O yollayan kardeşimize bir ayakkabı hediye ediyoruz. Şimdi yollayan kardeşimiz o kadar memnun oluyoruz ki, o kadar seviniyoruz ki. Bakın çok güzel resimleri çekmiş. Görüyor musunuz? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buradaki gözükmüyor mu? Gözüküyor. 7, 8, 9. Hani kim işte, gözüküyor? Bak sensin bu. Ben de burada seyreden kişi nerede? Ha burada oturuyor. Görmüyorum onu ya, nasıl oturuyor? Biraz. Ha, teyze ha, tamam evet. Şuradan tamam. Tamam göründü. 10 kişiyi yollamış. Çok teşekkür ederiz. Şimdi bu yollayan kardeşim kimmiş? Kimmiş? Rojbin Ay Mardin'den. Oo ne güzel. Allah razı olsun, sağ olsun. Geçen gün biliyorsunuz Adıyaman'dı, ondan sonra Ağrı'ydı. Şimdi ne Rojbin güzel. Ay Mardin'den sevgili kardeşim. İşte Rojbin, kendi fotoğrafını güzelmiş. Yollamış. Kız biraz güleydin, o ne surat öyle asmış. Bakın bazı kardeşlerimiz hata yapıyorlar. Nasıl hata yapıyorlar? Evet Kanal 7'yi yolluyorlar ama bizim program değil. Bizim programı istiyoruz böyle yani. Bakın buradaki yaptığı gibi, Rojbin'in yaptığı gibi. Rojbin hoş geldin. Hoş geldiniz.
Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam canım kardeşim. Hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? İyiyim hocam. Siz nasılsınız? Bizdeyiz. Ne kadar güzel sesin geliyor. Çok güzel çekmişsin. Seni tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ellerine kollarına sağ ol. Ben teşekkür ederim hocam. Sağ ol. Nasıl buluyorsun bizim programları Rojbin? Hocam annem 3 yıldır kesintisiz izliyor. Çok sen, seviyoruz sizi. Sen. Ben de izliyorum arada. Arada. Evet. Canım, Rojbin isminin evet. Anlamı ne? İsminin anlamı ne? Tam olarak güneşi görmek galiba. Tamam. Güneşi peki, görmek. Evet. Güneşi görmek yani parlaklığı evet. Görmekmiş. Peki. Çok teşekkür ederim. Bir daha böyle fotoğraf çektirirken gülerek çektireceksin. Bana söz ver. Aceleye geldi hocam. Tamam biraz canım acele. Kardeşim. Tamam canım kardeşim. Hemen çektim. Peki nasıl ayakkabı istiyorsun Rojbin? Söyle. Kahverengi. Şu kahverengi iki spor olanı bundan. İki renkliden. Evet spor olanından. Tamam. İki Rojbin, renkliden. Rojbin bunu sana yolluyoruz. Evet hocam. Heh bunu yolluyoruz. Güle güle koy. Kaç numara istiyorsun Rojbin? 37 numara. Tamam. 37 numara sana yolluyoruz. Güle güle kullan. Güle güle huzurlu, mutluluk şekilde. Ailene de çok selamlar söylüyoruz. Bütün Mardinli kardeşlerimize selamlarımızı söylüyoruz. Çok teşekkür ederiz. Evet, şimdi reklamlara gitmek zorundayız. Reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra tekrar saç bakımı ile ilgili çok güzel anlatacaklarımız var. Çok değişik anlatacaklarımız var. Şimdi reklamlar. Reklamlardan sonra hemen buradayız. Çok kısa bir reklam. Evet sevgili kardeşlerim şimdi başlıyoruz. Hızlı bir maraton. Çok iyi seyredin. Birincisine saç beyazlatması için bir karışım yapıyoruz. Saç besleyici şampuan yapıyoruz. Saçlarınıza doğal losyon yapıyoruz. Saç diplerini kuvvetlendirici, saçınızı kuvvetlendirici bir karışım daha yapıyoruz. Saçlarınıza masaj için bir karışım yapıyoruz. Saçlarınıza avokadolu, bıldırcın yumurtalı bir karışım yapıyoruz. Evet, ve de... Serap Hanım'ın çok sevdiği bir şey yapıyoruz. Evet, buyurun başlayın. Buyurun ben... başlayın. Öyle mi ben başlayayım? Tamam evet. Ben de bekletecektim biraz daha Feridun Bey. Uzatan, güçlendiren, kendimin de yaptığı, arkasına böyle sonuna kadar durduğum harika bir maske paylaşacağım sizinle. Ben de ne diyeyim kendi kendime maşallah diyeyim. İnanın ben geçen sene saçlarımı böyle kısacık kestirmiştim bir dönem. O kadar hızlı uzadı ki uzarken de bundan çok faydalandım. Güçlendi de dökülmesini de durdurdu. Amacının ne olduğunu da anlatacağım birazdan. Feridun Bey'in dediği gibi kan gelen yere can geldi. Kanı da nasıl getirdik? Kanı da hardal tozuyla getirdim. Şöyle bir hardal tozunu dövülmüş olarak bulabilirsiniz. Kendiniz de dövebilirsiniz. Sarı hardalı aldık. Bir çay kaşığı kadar güzelce dövdük. Dövdükten sonra şöyle cezvenin içine bir çay kaşığı kadar hardal tozunu koydum. İçine de bir fincan su koydum ve bu suyu 5 dakika kaynattım. Şöyle normal orta hararetli bir ateşte 5 dakika kaynattım. Hardal tozu diyeceksiniz ki saçı yakmaz mı? Evet o su biraz saçı yakıyor. Yaktığı için de canlandırıyor, kanlandırıyor. Biraz hafif bir yanma meydana gelebilir ama o yanma benim saçımda çok güzel etkisi oldu. Şimdi biz yaptık. 5 dakika bekledik. 5 dakika bekledik. Güzelce süzdük. Ilıttık Feridun Bey çok önemli. Suyunu çıkarttık. Ilıttık çünkü neden? İçine yumurta sarısı koyacağım. Eğer ılıtmazsanız, ılık olmazsa bu yumurta pişiyor. İçinde pişiyor. Bekledik, soğumasını bekledik. İçine bir adet yumurta sarısı, bir çorba kaşığı ozon yağı koyacağım. İsterseniz zeytinyağı da koyabilirsiniz. Ve içine bizim kendi yaptığımız geçen hafta değil ondan önceki hafta yapmıştık. 15-20 gün oldu. Evet ay çekirdeği yağ yapmıştık biz burada. Ay çekirdeği yağını süzüyorum. Bundan da bir çorba kaşığı ekleyeceğim. Ama bulamazsanız iki çorba kaşığı zeytinyağı da koyabilirsiniz bunun içine. Ay çekirdeği yağı niçin ay çekirdeği yağı? Ay çekirdeğinin doğal ay çekirdeği bulursanız
E vitamini çok fazla, selenyum çok fazla, saçları besleyici, gençleştirici, tazeleyici özelliği var. Evet, saçlara da cilde de çok iyi geliyor ay çekirdeği yağı. Kendinizin yapmasını öneririz. Bir çorba kaşığı da bundan ekledim. Güzelce karıştıracağım ve diplere süreceğim. Yalnız çok uzun süre beklemenize gerek yok. Sadece ben bir saat bekliyorum. Zaten uzun uzun bekletecek zamanımız da yok artık değil mi bu koşuşturma arasında? Bir saat bekletiyorum, bir saat sonra yıkıyorum. Masaj yaparak diplere bunu uygulayacağız. Burada göstere göstere uygulayalım. Önemli olan diplerine gelmesi. Evet, diplerine gelmesi. Şöyle zaten sulu bir karışım oluyor. Bunu böyle güzelce diplere yedire 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 sürüyoruz. Dediğim gibi çok hafif bir yanma meydana gelebilir. Ama o yanma saça çok iyi geliyor. Var mı yanma? Çok az. Evet, çok az. Çünkü o da hardaldan kaynaklanıyor. Evet Feridun Bey, biz devam ediyoruz. Siz tamam, de devam siz devam ediniz. Şimdi ben size fazla meraklandırmadan, çünkü bu saç beyazlatmayla ilgili şeyi uygulayın, çok güzel neticeler alıyoruz. Hemen anlatmaya başlıyorum. Sevgili kardeşim, bunun için ne lazım? 3 tane ceviz yaprağı. Böyle taze ceviz yaprağı attık içine. Ondan sonra ne lazım? 3 adet şöyle cevizin kabuğundan lazım. Yeşil kabuğundan. 3 tane de bunu atacağız. Ha bu 1 bak, bu 1. Bu 2. Ortadan yarılmış oldu. 3 tane deyince yarım yarım da. 1, 2. Bir tane daha alalım şöyle. 3. 3 tane ceviz. Ne yaptık? Önce yaprak. Ondan sonra cevizin yeşillerini attık. Sonra ne atıyoruz sevgili kardeşlerim? Bir de cevizin şu içteki şu kabuğundan da 3 tane atacağız. 3 cevizin 1. Şu ikincisi. Şu da üçüncüsü. Bundan da attık mı? Attık. Şimdi bunun içine ne koyuyoruz? 1 fincan kadar ısırgan yaprağı. Bildiğimiz ısırganın yaprağını koyduk. Şimdi ne koyuyoruz bunun içine? 1 diş sarımsak koyacağız. Yalnız sarımsakta bir püf noktası var. Muhakkak ezerek koymanız lazım. Böyle diri atmayınız. Ezeceksiniz. Nasıl ezeceksiniz? Şöyle alacaksınız. Vuracaksınız şöyle bir tane. Tamam, hemen attık. Onu da attık. Ne var? Sarımsak. Ne var? Ceviz yaprağı. Ne var? Ceviz kabuğu. Ne var? Cevizin dış kabuğu da var. Şimdi bir fincanda ısırgan yaprağını attık. Bir diş sarımsak attıktan sonra bir adet kırmızı soğanın kabuğu. Kırmızı soğanın kabuğu. Bir de onu attık. Sevgili kardeşlerim, bunun içine bir çorba kaşığı kadar da biberi attık. Bir daha sayalım. Ceviz yaprağı, ceviz kabuğu, cevizin şu dış tahta gibi olan kabuğu ve arkasından bir fincan ısırgan yaprağı, bir diş sarımsak, bir adet kırmızı soğanın kabuğu, bir çorba kaşığı da biberiye. Bir de çam terebentimiz var ama onu daha sonra yapacağız. Ne yapacağız? Peki saçın rengini kırmızı yapmaz mı? Çünkü ben kırmızının içine de koyuyorum bunu. Tam kırmızı yapmıyor. Müsaade edin, müsaade edin. Bak, buradaki bunlar onun rengini değiştiriyor. Bunlar siyaha yakın kahverengi yapıyor. Beyazlamasına mani. Bu da hafif ona böyle bir güzel bir parlaklık veriyor. Parlaklık veriyor. Şimdi bunun içine 1 litre de su koyacağız. Evet. Evet, koyalım. Evet, 1 litre de su koyduk. Bu kadar. Bunu yaklaşık 10 dakika kadar kaynatacağız. 10 dakika kadar demleyeceğiz. Kaynatalım bunu. Keşke şu büyüğünü açsaydık. Neyse, tamam. Kaynatın. Kaynattıktan sonra kaynatacağız. 10 dakika kaynatacağız. 10 dakika sonra bunu süzeceğiz. Suyunu alacağız. Şimdi gösteririz. Suyun içine ılındıktan sonra çam terebentim koyup saçlarımıza masaj yapacağız. Şimdi biraz sonra göstereceğim. Bir daha anlatayım. Ceviz yaprağı, ceviz kabuğu, cevizin şu sert kabukları, ısırgan yaprağı, bir diş sarımsak, bir adet kırmızı soğanın kabuğu, bir çorba kaşığı biberiye, bir tatlı kaşığı da çam terebentinle nasıl yapıldığını biraz sonra göstereceğiz. Şimdi sağ olun kardeşler. Altın Dağlı kardeşlerim Allah, dediler bugün ki var ya, bu adam harika. Dediler alkışı çok seviyor. Ha bir alkışlayalım dediler. Allah razı olsun. Bundan sonra gelen bütün hastalarını alkışlayacak Feridun Bey. Seni Allah alkışlayarak girecekler yanına, alkışlayarak çıkacaklar. Bence
alkıştan ziyade işlerinden bir kere olsun, bir kerecik olsun, Allah razı olsun diyorlarsa köşeyi döndüm ben. Evet, sevgili kardeşlerim, şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ne yapıyoruz? İyi dikkat edelim. Şampuanımızı ne kullanırsanız kullanın, onu doğal hale getirmeye çalışıyoruz. İyi, organik hale getirmiyorsun. Yaklaşık bir şampuanınızı şöyle bir şişenin içine boşaltın. Yani yarım kilo kadar diyor, yarım litre, yani 500 mililitre ya da yarım litre kadar şampuanlar var böyle piyasada satılan. Ondan bir tanesini aldık. Aldık. Bir kabın içine boşalt. Hiç önemli değil ne aldığınız. Ne marka olursa olsun. Bebek şampuanı da alabilirsiniz. Güvendiğiniz, bildiğiniz ne varsa onu aldınız. Evet. Kardeşlerim, bunun içine ne atıyoruz? Bütün her Benim yerde mi? Bulabileceğiniz, her yerde bulabileceğiniz E vitamini kapsülleri vardır. Evet. E vitamini kapsülü. Bu sıvıdır. Şöyle iğneyle deleceğiz. Bak deldik. Bak ne yapıyoruz bak. Böyle akıtıyoruz. E vitamini kapsülünü attık. Bir tane daha deliyoruz. İki tane E vitamini kapsülü. Yani kendi şampuanınızı kendiniz dünyanın en güzel şampuanı haline getiriyorsunuz. Ağzına sağlık. En vitaminli, en organik. Ağzınıza sağlık. Hani yazıyor evet. Şampuanların içinde E vitamini var, şu bu filan. Hiç gerek yok. Biz size nasıl olduğunu gösteriyoruz. Evet, Fevmi. Ondan sonra bunun içine ne koyuyoruz? Bir çay kaşığı. Menekşe yağı da saça çok iyi geliyor. Onun da çok faydasını gördüm. Tamam, bir çay kaşığı menekşe yağı koydunuz. Argan yağı. Argan yağı çok önemli. Bir çay kaşığı da argan yağı koyuyoruz. Bir çay kaşığı biberiye yağı koyuyoruz. Bir çay kaşığı çam terebendin koyuyoruz. Bir tatlı kaşığı da ozon yağı ekleyeceğiz içine. Saçları nemlendirsin diye içine bir çay kaşığı da bal koyuyoruz Feridun Bey. Çok güzel nem veriyor. Evet. Bir çay kaşığı da bal koyduk. Hepsini şöyle karıştıracağız sevgili kardeşlerim. Çam terebentini sevgili kardeşlerim birazcık böyle sulandırıyor şampuanınızı. Demin o koyu halini gördüğünüz gibi sulandırdı. Birazcık çam terebentini nerede? Burada. Biraz eksik oldu çam terebentini. Birazcık daha yaklaşık bir çay kaşığı dolu attığınız zaman çok güzel sulanıyor. Çam terebentinin kapağını muhakkak kapatıp kullanın. Sakın açık kullanmayınız. Uçuyor. Hemen uçuyor. İşte bu şampuan her türlü besleyici özelliğe sahip. Saçlarınıza her türlü güzelliğe sahip. Nemlendiren. Değil mi? Önemli olan saçın nemlenmesiymiş. Aynı evet. Cilt gibi. Önemli olan Şuraya saçın kurumamasıymış. Tahtayı çıkarsanız. Kuruyan saç da dökülüyor Feridun Bey. Evet. Saçlarınızı haftada bir veya iki seferden fazla yıkamayınız. Ben duş almam lazım, her gün duş al. Ama saçlarını sadece suyla yıka, sabunla yıkama. Bir de şampuan yaparken şampuancılar kötü bir reklam anlatıyorlar size. Gösteriyorlar böyle ki reklamın adı böyle bak böyle. Böyle şampuan gösteriyorlar. Niye? Çok olsun da iyice gitsin diye. Sevgili kardeşim peki ne kadar yapmanız lazım? En fazla şöyle fındık kadar, ceviz kadar koymanız lazım. Evet. Birinci suda belki olmaz ama ikinci suda gayet kolay olur. Bunu unutmayın sevgili kardeşim. Buna şimdi bir de yarım bardak su koyacağız. Biraz daha sulandıracağız yani. Sulandıracağız. Evet. O içindeki, o tamamen amacımız içindeki o kimyasalları öldürmek. Azaltmak. İşte kardeşlerim size en güzel şampuanı hazırlamış olduk. Sonra bunu kendiniz böyle evinizdeki bir şişelerin içine doldurunuz. Şöyle ve bunları saklayınız. İşte Huni'nin de güzelliğine bakın kardeşlerim, ne güzel yapmışlar. Evet, şöyle cezveyle mi koyalım? Yok şöyle, peki koy, sen koy. Bu arada evet, da bu bereketli şekilde oldu Feridun Bey. Bu arada da ekonomik oldu. Evet, hem sulandırdık, hem sulandı, hem fazla sulandıra. Ekonomik de oldu. Yavaş yavaş güzel dolduralım. Tamam. Onu doldururuz. Bu şekilde kullanacaksınız. Tamam, onun iş bitti Serpan'a. Fazla onunla vakit geçirmeyelim. Şimdi tamam, buyurun siz devam edin. Bir başka bir güzellik daha anlatıyorum size. Bunu da muhakkak yapınız. Saçlarınızın diplerine uygulayacaksınız. Kolay bir şey. Besleyici özelliği çok fazla.
Ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Size sirkeler yapıyoruz ya. Hangi sirke olursa olsun. Elma olur, üzüm olabilir, kiraz olabilir, hünnap olabilir, üvez olabilir. Bir bardak kendi yaptığınız güzel bir sirkeyi aldınız. Bunun içine yaklaşık bir çay kaşığı kadar doldurmadan kırmızı biber atıyoruz. Bak benim hardaldan demek ki yola çıktım Feridun Bey. Serap Hanım bugün benimle bir yarış içinde. Hayırlısı Allah'tan bakalım daha ne kadar devam edecek. Hardaldan yola çıktım. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Bir sirkenin içine bir çay kaşığı kadar pul biber. Bu pul biberi ne yapacağız? Yaklaşık bir 12 saat, 13 saat bazen bir gün bile bekletseniz olur. Ondan sonra süzeceksiniz. Sadece o sirkeli kısmı banyoya girmeden önce saçlarınızın diplerini şöyle parmaklarınızın şuralarıyla masaj yapacağız. Niçin oralarıyla sevgili kardeşlerim? Saçlarınızın diplerine niçin bu kadar çabalıyoruz? Neden çabalıyoruz? Bakın saçınızı anlatıyorum. Şu kafa deriniz. Saçınızın teli burada. Altında şöyle bir bölüm var sevgili kardeşlerim bakın. Böyle geldi. Şöyle bir saç kökü diye bir bölüm var. Bu saç köküne bir tane damar, bir damar daha geliyor. Biri kan getiriyor, biri kan götürüyor. İşte sizin saçlarınız ne zaman dökülüyor? Eğer buradaki damarlar kurursa, buraya kan gelemezse saçlarınız dökülüyor. Dikkat edin Serap Hanım yaptığı da, benim yaptığım da hep bu alttaki kan damarlarını canlandırmaya yönelik. Bir de saçınızın şurada, tam şurada bir yağlayıcı özelliği var. Kendi doğal yapını yapan bir özellik var. Eğer siz saçlarınızı çok yıkarsanız, bu saçlarınızın dibindeki bu yağlanmayı bozarsanız o zaman da saçlarınız dökülür. O zaman saç diplerinin yağlanması iyi bir şey. Ama tabii vıcık vıcık yağlı saçlarda gezin demiyoruz. Haftada iki gün yıkanın. Az şampuan kullanın. Avucunuzun içine şu kadarcık bir şampuan yeter. Hangisi gösteriyor? O kadarla da köpürür mü Feridun Bey? Bazen köpürsün istiyoruz. Hemen anlatıyorum. Böyle dolu dolu değil mi? Köpürsün de bir temizlensin, yıkanalım. Bir daha anlatıyorum. Birinci de köpürmez, ikinci de hemen köpürür. Çok fazla köpürmeyip de telaş etmeyin. Birinci de köpürmez, ikinci de köpürür. Avucunuz içinden bu kadardan fazla kullanmayız. O zaman saçın yağına dikkat ettik. Saçınızın burasına dikkat ettik. Bir de saçlarda çok dikkat edeceğiniz bir şey var. Saçınızı şöyle çiziyorum şuraya. Çizdik. Saçlarınız kırılıyor. Kötü tarıyorsunuz, şey yapıyorsunuz, kırılıyor. Kırılınca ne oluyor? Şuradan şöyle ucu bakın böyle dirçik dirçik oldu. Yani ne demek? Büyüteçle bakarsak ucu şöyle oluyor sevgili kardeşim. Bu saç uzamaz kardeşler. Öyle mi? Bu saç ama uzamaz. Ama dibinden uzuyor. Olsun. Bu saç uzamaz. Ama çünkü dibinden uzuyor. O, dibinden ucuyla de uzasa, ne alakası var? Dibinden de uzasa da hava almaz değil hava mi? Hava almaz. Çünkü bunun için bir kanal var. Bu kanaldan böyle gidip gelen bir sistem var. O yüzden siz saçlarınızın kırıklarını küçük küçük şöyle aldırmanız lazım. Bunun kesisi böyle evet, olacak. Bunun cevabını biliyordum ama özellikle sordum. Çünkü kimi kuaför diyor ki saç abla dibinden uzar diyor. Ucuyla gördünüz mü bakın diyor. Böyle kesik olacak. Eğer böyle böyle kırıksa saçın ucu bak böyleyse. Bu saç uzamaz. Çünkü istediği kadar dibi olsun. Buradan bir içinden bir kanal var bunun. Bu nedenle bu nefes alıyor, hava alıyor. Burası düzgün olacak kardeşlerim. O zaman saçlarınızı böyle zaman zaman kendiniz küçük makasınızla tık 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 buna çok özellikle dikkat ediniz. 2 ayda 3 ayda. Bakın saçın dibindeki damarları canlandırıcı özellikler söylüyoruz. O yüzden de saçın dibine bir de masaj öğreteceğim şimdi size. Nasıl bir masaj yapacağız? Bu masaj çok önemli. Hepiniz her zaman yapabilirsiniz. Bu masaj için yağlarımız var. Ne yağları? Bulabilirseniz bir çorba kaşığı ozon yağı. Bulamayanlar bir çorba kaşığı ozon yağı. Bulamayanlar saf zeytinyağı da koysa olur. Bir çorba kaşığı argan yağı. Bir çorba kaşığı badem yağı. Bir çorba kaşığı defne yağı. Bir çorba kaşığı jojoba yağı. Bir çorba kaşığı çam terebentin. Dikkat ederseniz saçlarla ilgili her seferinde çam terebentin söyledik. Çam terebentin saçların kanlanmasını, canlanmasını sağlayan enteresan bir nimet. Bir de bunun içine bir tane de E vitamini ampulü. Saçlarda E vitamini de çok önemi var. İşte yani, bu karışımı evet. Şöyle karıştırın.
Şimdi kardeşlerime kokusunu koklatacağım. Mis gibi kokan mükemmel bir karışım. Yani ben de şunu anladım ki Feridun Bey, hani saçlarında o kadar çok böyle işlemler oldu, kırıldı, döküldü, yandı, birçok şey yaşadım. Ama benim anladığım en önemli şey, bir vitaminleri eksik etmemek lazım. Evet. Ne şampuanından ya da yaptığın yağlardan ve aynı zamanda da pul biber olsun, hardal olsun, biberiye yağ olsun. Bu üçü de kan getiren, hafif ağzınıza yakan, sağlık. Evet, hafif yakan şeyler ağzınıza saçları sağlık. Hem uzatıyor. Doğru. Hem de gürleştiriyor, ağzım. Dökülmesini engelliyor. Nasıl yapıyor? Ben nasıl bunu yapıyor? Çözdüm. Evet. Dibindeki kan damarını hızlandırıyor. Kan da. Bir de bakın şimdi masajı göstereceğiz. Saçınıza nasıl masaj yapacaksınız? Hemen şuradaki ablamın saçlarını bir tane. Şu ablamı da göstereyim. Bu ablamı da. Bakın bu masajı yaparken daima parmaklarınızın şuralarını kullanacaksınız. Sakın tırnaklarınızı değirmeyeceksiniz. Saçlarınız diplerine bu yağları güzelce şöyle yedir yedir sürdükten sonra şöyle. Tırnaklarımızı değdirmeyeceğiz. Tırnakları değirmeden masaj yapacaksınız. Bu masaj yaklaşık 10-15 dakika kadar yapılması lazım. Bu masajı yaparsanız saç diplerinizde canlanma ve kanlanma olur. İşte o zaman işler doğrudur. İşler iyi yapılmış demektir. Aklınızda olsun. Kanlanma çok önemli. Kendi saçınıza kendiniz bu şekilde böyle masaj yapacaksınız. Kafanıza en az banyoya girmeden önce bu yağları yapıp yaklaşık 10-15 dakikada masaj yaptığınızda garanti veriyorum size saçlarınızda çok canlanma, çok güzelleşme olacak. Aklınızda olsun sevgili kardeşlerim bu peki, masajı. Peki Feridun Bey, bunu yapıp naylon torba mı yapalım? Saralım mı saçımızı? Yani sevgili, bir o iyice içine girsin diye hemen o yağlar. Hemen anlatalım. Bana göre çok naylon torba yapmayınız. Yapmayalım. Güzel, hele alüminyum folyo güzel, asla. Sakın kullanmayınız. Evet, bana göre güzel folyo. Bir penye, bir şey geçirivermeniz, türbent geçirivermeniz, başınıza bağlamanız çok önemli, çok güzel olur. Hocam kaç dakika kalacak? Bravo, ne güzel soru sordu ablam. Banyoya girmeden bir saat önce yapın. 15-20 dakika masaj yapın, yaklaşık 45 dakika kadar dursun. Aralarda gene yapın. Arada otururken televizyon karşısında gene yapın. Yaparken nereleri kullanıyoruz abla? Şuralara bak, parmaklarınızı şuraların. Katliyen tırnakları değirmiyoruz. Peki şu ablama bir mikrofon tutun bakalım, Tutalım. Abla. Şöyle geldim oraya. Kafanda böyle bir şey hissediyor musun? Bir ferahlık, bir rahatlama hissediyor musun? Evet, güzel kokusu var. Güzel kokuyu. Ya kokuyor demiyorum. Vallahi çok güzel kokusu var. Kafamda rahatlama oldu. Kokusu da rahatlattı insanı. Tamam. Evet, kokusu da rahatlattı. Aynı zamanda da işte tamam. Masajda da değil tamam. mi? Bütün evet. yağlarda. Sevgili kardeşlerim, diyoruz ki bizim televizyonumuz dünyada evet. izleniyor. Türkiye'de değil. İşte şimdi bir örnek, bir telefon bağlanıyor. Özbekistan'dan bir kardeşimiz arıyor. Evet, Türkiye devletlerimizden Özbekistan'dan bir kardeşimiz. Alo. Alo. Kardeşim merhaba. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler, siz nasılsınız? Biz deyiz. Nereden arıyorsunuz? Özbekistan'dan arıyoruz. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Peki nedir şikayetiniz? Buyurun canım kardeşim. Zamanım olduğunda izliyorum sizi. Bugün denk geldi. Çok güzel. Saça ilgili çok güzel anlattınız. Neydi şikayetiniz? Benim şikayetim saçlarımı boyamıştım sarıya. Evet. Ne oluyor? Ondan sonra saçlarım dökülmeye başladı. Dökülmeye başladı. Yani dökülerek tamam. kısa oldu saçlarım. Evet. Şimdi o zaman tam bugün bizim programımız tam senlik. Tam güzel bir şekilde bizim programımızı izlemen lazım. Mesela şimdi söylediğimiz şu banyoya girmeden önce saçlarına bu yağlamanı iyi ve masajı muhakkak uygula. Bu yağ neydi bu yağlar? Hemen bir daha söyleyelim. Tekrarlayalım. Bulabiliyor Aha. musun acaba o yağları? Özbekistan'da. Özbekistan'da bulabilirsin herhalde bu yağları. Ozon yağı, argan yağı, badem yağı, defne yağı, jojoba yağı, E vitamini ve çam terebentin. Bunların hepsini karıştırıyorsun. Banyoya girmeden önce masaj yapıyorsun. Şimdi biraz sonra da sana orada da bulabileceğin çok güzel bir karışım söyleyeceğiz. Bir de mesela sirkenin içine kırmızı biber at. Bunu muhakkak bulabilirsin. Bunu da yapabilirsin. Bunları yap canım kardeşim. Bütün Özbekistan'daki kardeşlerimize hepsine selam söylüyoruz. Çok teşekkür ederiz. Allah'a emanet olunuz. Çok teşekkürler size. Çok seviyorum. Allah razı olsun kardeşim. Türkiye'ye eğer gelme imkanınız varsa buyurun gelin programımıza. Sizi ağırlayalım programımızda inşallah.
Yazın geleceğim inşallah. İnşallah. Bekliyoruz o zaman. Bekliyoruz. Sevgili kardeşlerim, bir sürü olaylardan, şunlardan, bunlardan fark edilmedi. Türkiye çok güzel bir şey daha yaptı ama maalesef karışık kuruşuk şeylerden fark edelim. Ne oldu biliyor musunuz? Uzaya bir uydu daha attı Türkiye. Türkiye, dünyada birçok ülkenin kendi uyduları yok. Türkiye'nin dördüncü oldu, dördüncü. Dördüncü uydusunu attı. Niçin? Haberleşme ağı daha güzel kurulsun. İnternet, Twitter'da telefonlaşma daha iyi olsun diye. Türk ve Japon mühendisleri, dikkatini çekelim. Türk-Japon mühendisleri yaptılar. Kazakistan'da uzaya fırlatma bir üst var. O üstten fırlatıldı ve şimdi bizim Gölbaşı'nda bunu kumanda eden bir merkez var. Hala gidiyor. Uydu hala gidiyor. Daha oturmadı yörüngesine. Yörüngesine oturduğu zaman telefonlarınız, şunlar bunlar daha hızlı olacak. Bakın, vallahi billahi Almanya dahil, Fransa dahil, çok yurt dışında gezdiğim için söylüyorum. Dışarılarda mesela Almanya'dan bir İtalya'yı arayın bakalım. Eziyet, konuşamıyorsunuz güzel. Ama Türkiye'de bütün telefonlarınız sanki Amerika'dan yanınızdaymış gibi konuşuyor. Niçin biliyor musunuz? Türkiye kendi uydusunu kendi attı artık. Başka ülkelere biz uydudan arsa satıyoruz. Yani o bölgeden arsa satıyoruz. Artık bütün bizim ülkemizin kontrolü tamamen uyduyla sağlanıyor. Eskiden başka ülkeler diyorduk ki, bilmem ne savaş uçağı geliyor mu bana söyler misin diyorduk. Çünkü bizim uydumuz yoktu. Şimdi kendi uydumuz var. Kim geliyor, kim çıkıyor, kim giriyor? Biz söylüyoruz, biz. O yüzden bizi birçok yönden sevmiyorlar. Birçok yönden diyorlar ki bu iyice büyüdü. Bunun bir tepesine binelim. Aman diyorlar, buna bir karışıklıklar verelim diyorlar. Ne olur uymayın. Can cana, kardeş kardeşe, birliğimizi, beraberliğimizi bozmayalım. Bunca sene biz beraberdik de bu nereden çıktı bu melanet, bu şeyler? Hep başkalarının gücüyle çıkıyor. Uymayalım. Ne olur kardeş kardeşe, can cana bu güzel ülkede yaşayalım dedikten sonra amin. Şimdi bir karışım yapmıştık. İnşallah. İşte buna alkış verdim de. Bu sefer alkış hak ettiniz. Gerçekten öyle. Şimdi bakın bunu da uygulayın. Saç beyazlatmasında çok önemli. Hafif böyle beyazlaşan, hafif kırlaşanlar muhakkak uygulasınlar. Anlatıyorum. Ceviz yaprağı koymuştuk, ceviz kabuğu koymuştuk, yeşil ceviz kabuğu koymuştuk. Bir fincan ısırgan yaprağı, bir diş sarımsak, bir adet kırmızı soğan, bir çorba kaşığı evet. Biberiye, bir tatlı kaşığı çam terebentin. 10 dakika kaynattık, 10 dakika süzdük. Evet. Serap Hanım demişti ki bu kırmızılar ne olacak, kıpkırmızı yapar demişti. Gördüğünüz yok, gibi şöyle kıpkırmızı. Yok dememiştim, sormuştum sadece. Sormuştunuz, peki teşekkür ederiz. Gördüğünüz gibi süzdük. Süzdükten sonra bu suyu ne yapıyoruz? Bu suyun iyice soğumasını bekliyoruz. Mesela koyu renk olmasını isteyenler karanfil de atabilirler Feridun Bey. Karanfil de çok güzel bir renk veriyor. Şimdi bu renk vermiyor. Vermiyor mu? Peki bu niye bu, o zaman? Anlatalım, müsaade edin. Bu saçların dibinden itibaren besleyerek, canlandırarak renginin geri gelmesini sağlamaya çalışıyor. Şu demin biraz önce demedi mi Feridun Bey? Kırmızı soğan renk veriyor. Parlaklık diye. Veriyor dedim. Parlaklık renk veriyor. Demedim. Renk kardeşler vermiyor. Söyleyin, parlaklık mı dedim, renk. Parlaklık bu, dedim, bir renk şey demedim. Bir şey söyleyeceğim, ceviz yaprağı boyar zaten. Hayır, ya o an için. Ama burada amaç bu göz, bu dipte kanlanmayı arttırmak. Bu dipte pigment tabakası, yani renk veren tabaka var, onu canlandırmak. Yani hepsinde amaç kan gelen yere can gelir meselesi var. Bu solüsyonda da onu sağlayacak. Evet, burada bunu ilk yaptığınızda birazcık buralara da renginde de birazcık fark ettirecek ama bizim amacımız bu olan saçta değil. Dipten gelecekte düzeltmeyi sağlamak. O yüzden bunu bütün yabancı kaynakların bitkisel kitaplarında da var bu karışım. Çok enteresan bir, ta eski bizim İbn Sina'dan beri kaldığını ama tam emin değilim. Çok eski bir kitapta da var. Rus bir kitapta da var. Birçok kitapta var bu ceviz kabuğuyla, ceviz yaprağıyla, biberiyeyle, soğan kabuğuyla, sarımsakla yapılan bu karışım. Serap Hanım da bana yaptı, uyguladı. Doğrusu ilk başta o bana yaptıydı, şey yaptıydı. Ben uyguluyorum. İnanılmaz bir nimet. Deneyin görün, bir zarar yok ki. Evet, yok hiçbir zararı yok. Hiç rengini içinde bir şey yapmasa bile damarlarını canlandırıyor. Dibin damarlarını canlandırıyor, saçlarınız da kuvvetleniyor. En azından beyazlamayı durduruyor. Heh. Değil mi Feridun İşte Bey? Onu diyoruz. Yani beyazlayanlara yani, belki değil ama bence nasıl anlayabileceksiniz biliyor musunuz? Şu anda bir fotoğrafını çekin. Evet. Ondan sonra eğer 2 ay sonra bunda birazcık azalma ve durmayı görmezseniz o zaman söyleyin.
Bir daha söylüyorum. Fotoğraf hepinizde var. Şöyle selfie yapın şöyle saçlarınıza. Çekin fotoğrafı. Dursun atın hafızaya. Eğer iki ay sonra attığınızda göreceksiniz farkı. Bu karışımı muhakkak yapın. Hiçbir zarar yok. Hiçbir yan etkisi. Buyur ablam ne sorayım? Ne kadar sıklıkta? Ne kadar sıklıkta yapacağız? Harikasın. Hemen söylüyorum. Ne zaman yapacağız? Daha bitmedi ki lafımı aldın hemen ağzımdan. Bu boyar mı boyar mı? Buna ılıdıktan sonra bir şey yapıyoruz. Ilındı. Iladıktan sonra bunu şişelere dolduracağız ama doldurmadan önce ne yapıyoruz buna biliyor musunuz? Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar da dolu dolu çam terebentin koyuyoruz buna. Yine geldik kan getirme, can getirme meselesi. Ağzına sağlık işte ya. Evet, çam terebentin bir nimet. Ondan sonra bunları şişelere koyuyoruz. Hatta biz nasıl şişeye koymayı, fıs fıslı şişeler vardır böyle spray şişeler. Onun içine koyuyoruz. Ben bunu plastik şişeye koymuyoruz. Cam şişeye koyuyoruz. Böyle fıs 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 yapıp böyle masaj yaparsanız banyoya girmeden önce de olabilir, banyodan sonra da olabilir. Oturuyorsun, seyrediyorsun. Aklına gelsin git yap bunu. Yıkıyor muyuz sonra bunu? Hayır, hiç yıkamaya gerek yok. Kalıp veriyor. Bakın sarımsak var, soğan var. Gel Allah rızası için bir koklatacağım seyircilerime. Bir direm soğan sarımsak kokuyor mu? Çok heyecanlanıyorum. Niye heyecanlanıyorum? Evet, vallahi. Yaklaşık bir iki seneden beri uyguladığım bir şey. Mükemmel bir şey ve kaç kişiye söyledim. Kokuyor mu soğan sarımsak? Kokmuyor. Kötü bir koku var mı? Hayır. Güzel bir koku yok mu? Güzel kokuyor, evet. Duydunuz mu? Çok bak, güzel. Bak. Cam kokuyor, evet. İşte evet. Kardeşlerim bunu saçlarınıza sürüp dışarıya da gidebilirsiniz. Yani bunu yıkamaya mıkamaya gerek yok. Bunu yedireceksiniz. Artı saçlarınıza güzel kalıp vermeyi de sağlıyor. Yani şekil vermeyi de sağlıyor. Kalıp yani vermeyi. Jöle etkisi de var. Haberiniz olsun. Ne olur yapın çocuklarınıza uygulattırın. Bak herkes evet, çok memnun kalacak bundan. Doğru. Cevizin tam zamanı. Kaçırmayın bu fırsatı. Ceviz kabuklarını kaçırmayın. Ablam bir şey soruyor. Tut mikrofonu sen. Çok güzel koktu. Harika. Bunun içine kına koyup da yapsak ne olur? Bunun içine hocam? Kına koyup da yapsak ne olur diyor. Bunu aynı zamanda kınayla da karabilirsiniz. Yapabilirsiniz. Gayet güzel olur. Ablacığım kına da yapabilirsiniz. Kınanın harcını bununla yapabilirsiniz. Evet. Doğru harcını. Çok güzel olur. Hani doğru çayla söyledim. Demli çayla yapılır ablam ya. Ablam da güzel bir şey böyle söyledi. Yapabilirsiniz ablacığım. Çok güzel olur. Şimdi sevgili kardeşlerim bir karışım daha anlatıyoruz evet. Size bir karışım daha benim anlatıyoruz. Benim saçlarımda çok soruyorlar Feridun Bey rengini. Benim saçlarım da kına. Ben de öyle aynı şekilde karıyorum ve yapıyorum Feridun Bey. Ben de kırmızı soğan koyuyorum içine. Geçen gün hemen anlatayım. Geçen gün İstanbul'da yeni bir kitap yazıyoruz. O kitabın yazımıyla ilgili İstanbul'a çok sık gidiyoruz. Berna Hanım'la beraber tam Nişantaşı'nı hızlı hızlı koştura koştura gidiyoruz. Tam da cuma ezanı okuyor. Cuma'ya yetişeceğim ben. O yüzden koşuyoruz böyle. Koşurken bir hanım ne olur ben durmayınca kadıncağız elimden tuttu. Çok naif bir ablamız sağ olsun. Kendisi kimya mühendisiymiş. Dikkatinizi çekerim. Kimya mühendisiymiş. Ben diyor bir kimya mühendisi olarak senelerce bu zıkkın boyalardan yıldım. Ben usandım. Ne yapacağımı bilemedim. Saçlarım bozuluyor ama başka çarem yok diyordum. O hanımızdan Allah razı olsun. Ne olur onu benim için bir öpün. Onun söylediği o kınalı boyadan sonra... Evet çünkü kendi kullandığı, kınayla yaptığı boyadan sonra benim saçlarım kendine geldi. Saçlarım dibinin kaşıntısı durdu. Saçlarım dibindeki kurulamalar, kepeklenmeler durdu. Ben artık başka boya kullanmıyorum. Serap Hanım'ın o boyasını kullanayım diyor. Önümüzdeki günlerde size yapalım. Yapalım. Bakın bunları yapalım. Böyle cam şişeye koyacaksınız. Böyle cam şişeye koyacaksınız. Saçlarınıza geleceksiniz bunu... Çocuklarınıza da yapabilirsiniz. Bunu da bu abla da gösterelim. Bakın böyle, bak öyle. Görüyor musunuz? Böyle saçlarınızın diplerine bunu yapıverecek. Bak. İşte bu. Ondan sonra ne yapacaksın? Diplerine şöyle masaj yapacaksın. Sonra istediğiniz gibi şekli verin. Çünkü bu kalıp gibi yapıyor. Yani jöle etkisi de yapıyor. Bakın işte böyle cam şişede olacak yalnız. Çok dikkat ediniz. Böyle buzdolabında bekletiniz durun. Buzdolabında bekletmezseniz birazcık sıkıntı olabilir diyoruz. Ben lavabonun önünde bekletiyorum. Bir şey olmuyor ama ben size buzdolabında bekletin diyorum. Daha garanti olacak. Şimdi size bir karışım daha söyleyeceğim. Bunu da saçlarınızın parlaması için, saçların güzel olması için muhakkak bunu da uygulayınız dedik. Ama reklamlara gitmemiz lazımmış. Reklamdan sonra buna da anlatacağız size. Söz veriyoruz önümüzdeki günlerde o boyayı da anlatacağız. Çok evet. Dolu doluyuz. İnşallah yetiştireceğiz. Şimdi reklamlar.
Evet sevgili kardeşlerim, hemen şu ayakkabılarımızı verdikten sonra saçlarınızın hem dökülmesine mani olan hem de parlaklığını sağlayan çok özel bir karışım daha anlatacağım. Şimdi hemencecik ayakkabılarımızı vermeye başlıyoruz. Melik Kaya Koç İstanbul. Merhabalar. Alo. Merhaba hocam. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ediyorum. Neydi şikayetimiz? Şifremiz hocam, neydi? Şifremiz. Şifremiz şikayet. Şifremiz losyon. Losyon, özür dilerim ben. Losyon. Hep... O kadar alışkanlık tamam, olmuş ki artık. Sevgili ablacığım, şahane bildin gayet güzel şifremizi. Şimdi biz de sana soruyoruz. Kaç numara istiyorsun? Ne renk istiyorsun? Spor model mi? Düz model mi? Böyle tokalı mı? Yoksa iki renkli mi? Şöyle. 39 numara siyah bayan ayakkabısı. Tamam. Düz tamam. Mü spor mu? Spor olsun hocam. Tamam spor şu olsun. Sporu yollayalım spor sana. Olsun. Bak şu sporu yolluyoruz sana. Tamam. Hadi siyah. Allah'a emanet ol. Canım kardeşim dedikten sonra bir telefon daha alıyoruz. Güzel ikinci Çanakkale'den. Güzel abla merhaba. Merhaba hocam nasılsın? Nasılsın iyi misin? İyiyim sağ olun hocam. Çanakkale'nin neresinden abla? Biga'nın köylerinden oturuyoruz. Biga'da. Evet. Hoş geldin canım ablam. Güzel abla. Neydi efendim? Şifremiz bugün? Losyon, saç losyonları. Tamam, çok güzel. Losyon, harikasın. Hangisi abla, ayakkabılardan hangisi? Spor model mi, düz model mi? Spor model, şu iki renkli olabilir. İki renkli tamam, olandan. İki renkliden tamam. Yolluyoruz sana. Güle güle kullan. İyi günlerde, huzurlu, mutlu günlerde canım ablam. Sağ olun hocam. Hadi güle Allah'a güle emanet giyin. Ol. Hadi görüşürüz. Evet, bir telefon daha alalım şimdi. Yıldız Tekdal, Ağrı'dan. Bakın kardeşlerim, Çanakkale, Ağrı, demin verdik Mardin. Görüyorsunuz ne kadar güzel, bütün Türkiye'ye yaymaya çalışıyoruz. Allah razı olsun, yönetmenimden de Allah razı olsun. Bakın size böyle bir hizmet daha yapmak istiyoruz. Evet, Yıldız kardeşim hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Neydi Allah şifremiz Allah. Canım kardeşim? Losyon hocam. Losyon kardeşim. Kardeşim, evet. Spor mu, düz mü? Bak böyle bir de tokalı model var. Evet hocam. Hocam bende bel fıtığı var. Bir de ayaklarımda kramp giriyor. Ben şey istiyorum. Spor 37 numara siyah. Önden bak, parmağlı olsun. Sana bu sporu yollayalım. Yürüdükçe bel fıtığın falan geçsin. Evet. Sen biraz Allah ayağın olsun. Krampları için kalsiyum evet, D vitamini kullan. Kalsiyum ve D vitamini kullan. Hatta evet, şöyle hocam. Bir şey yapalım. Yıldız'ın telefon numarasını alın. Yıldız'a biz evet, bir hocam. Kalsiyum bir de D vitamini hapı da yollayalım Yıldız kardeşime. Çok sağ olun hocam. Allah razı olsun. Allah'a emanet ol Yıldız Bey. Kardeş. Allah'a emanet ol. Güle güle kullan. Güle güle kullan. Bacaklarına kramp girenler, muhakkak biraz maden su içmelerinde yarar vardır. Bir de kalsiyum ve D vitamini kullanmalarında yarar vardır. Akıllarınızda olsun. Dedikten sonra maalesef yine reklam. Reklamdan sonra bu ablamla konuşmalarımız var. Bir karışımız daha var ama reklamlar. Sevgili kardeşlerim, yarın sizlere bütün Türkiye'mizin en büyük dertlerinden biri baş ağrılarından konuşacağız. Maalesef çok fazla var baş ağrısı. Baş ağrılarının çeşitlerinden bahsedeceğiz. Bu arada migrenden de birazcık bahsedeceğiz. Yarın size, çok değişik bir sirke daha yapacağım. Yarın inşallah onu da yapacağım. Baş ağrısı mı iyi geliyor? Yok. Öyle. Her derde deva. Öyle mi? Baş ağrısına sirke iyi gelir mi Feridun Bey? Her derde deva. Her derde kesinlikle gelir. Kesinlikle gelir. Maden suyu da iyi geliyor baş maden ağrısına. Maden suyu da iyi geliyor. Bazen kahve de iyi geliyor. Böyle bir sert bir kahve de iyi geliyor baş ağrısına. Şimdi Feridun sevgili Bey. Kardeşlerim, saçlarınızın beyazlamasına mani beyazını düzeltmek için, beyazlamasını durdurmak için 3 adet ceviz yaprağı, 3 adet ceviz kabuğu, 3 adet yeşil ceviz kabuğu, bir fincan ısırgan, bir diş sarımsak, bir adet kırmızı soğan, bir çorba kaşığı biberiye, bir tatlı kaşığı çam terebentli solüsyonu böyle hazırladık, koyduk. Bunu ne yapıyoruz sevgili kardeşlerim? İşte bu ablama yaptığımız gibi sprey şeklinde sıkıyoruz. Ne hissettin kafanda? Yumuşak hissettim. Ha. Kıvıl kıvıl bir şeye geziyor. Bak ne güzel, evet. Kıvıl kıvıl. Doğru. İşte bu kıvıl kıvıl ne? Kanlandırdı orayı. Karıncalanıyormuş. İşte evet. İşte bu kıvıl kıvıllık çok önemli. Şimdi beraberce programı kapatıyoruz. Gel abla. Yarın sizlere yine anlatacaklarım var baş ağrısıyla ilgili. Evet. Sağlıklı kalın. Mutlu kalın. Kanal
7'de kalın. Hoşça kalın.